Günaydın. Ee... Gördüğünüz üzere cuma günü ki hala hacimsiz bir dönemdi diyebiliriz. Hacimlerden de belli oluyor. Amerika eksi de kapattı ama gün içi hareketi olarak baktığımızda çok daha derin bir daha büyük bir eksi vardı ve toparlanarak kapattı. Dolayısıyla çok önemli bir hasar verdiğini düşünmüyorum. Son günlerde gelen satışı beraber de düşündüğümüzde hala 20 günlük ve 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Daha net bir satış gerekiyor düzeltmenin başladığını söyleyebilmek için. Çok kısa vade baktığımda ben 2040-2038 yani 50 günlük ortalamanın olduğu şu bölgeyi biraz önemsiyorum. Ama daha önemlisi şurada gördüğümüz dibin yani 2015'lerin altına düşmemesi lazım. Düşmesi durumunda 1970'lere kadar geri çekilmenin devam etmesi söz konusu olabilir. Benim hala ana senaryom yıl özelinde konuşuyorum. Ara bir düzeltme muhakkak ki olabilir. Ama yıl genelinde konuştuğumuzda çok daha yüksek S&P seviyelerinin daha doğrusu endeks seviyelerinin görüleceği yönünde. Tabi Cuma günü Emerging'ler tarafında da satış geldiğini söyleyebiliriz. Bovespa üzerinden gidersek. Bovespa'daki şu harekette %3'e yaklaşan bir satış vardı. Tabi Bovespa tarafında daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerin çoğunda zaten 2014 yılı yeni zirvelerin olduğu bir yıl değildi. Çok net bir şekilde aşağı trendin sürdüğünü görüyoruz. Burada da şurada gördüğümüz 45 binli seviyeler kırıldığında satışlar daha da artacak gibi duruyor. Asya tarafına hemen geçelim. Asya tarafında dikkat çekici nokta. Çin tarafında burada net bir yukarı hareket olduğunu, devam ettiğini hareketin görüyoruz. Bu gevşeme beklentileriyle ilgili bir e, hareket değil bence. Genelde o öne çıkartılıyor ama e, o e, haber bazlı bir yorum gibi geliyor bana. Çünkü düştüğü zaman e, Çin hükümeti müdahale etti. İşte gazetelerde e, haberler çıkıyor. Fazla girmeyin dediler burada şeklinde e, mailler dolaşıyor ortalıkta ama e, dönüp de baktığımız zaman Çin hükümetinin ki bunu bir mailde detaylı olarak e, nasıl yaptığını anlatmıştım. E, uyguladığı politika şu anda paranın hisse senedi piyasasına gitmesine neden oluyor. Hisse senedi piyasasının teminat olarak kullanılmasından tutunda işte geçtiğimiz aylarda gelen linke kadar pek çok etken var burada çalışan. Dolayısıyla bu yukarı hareket Çin'in dengelerine çok uyumlu olmasa da Yapılabilecek başka bir alternatif olmadığından dolayı yaşanan bir hareket ve devam edecek gibi de gözüküyor. Tabii Çin geneline baktığımızda daha doğrusu ekonominin geneline baktığımızda daha problemli bir Çin görüyoruz. Bugün itibariyle hükümetin talep ettiği yerel yönetim borçlarının sınıflandırılması var ve buna göre de bu sınıflandırmaya göre de bir garanti verilip verilmemesi gündeme gelecek. 17.9 trilyon yuanlık bu resmi bir rapor diyebiliriz. Bir borçtan bahsediyoruz. Tabii bu borcun nasıl sınıflandırılacağı, önümüzdeki dönemde kimlerin default edip etmeyeceği, yerel hükümetlerden bahsediyorum. onların finansman ürünleri bunlar. Hangilerinin default edip etmeyeceğini gösteriyor. Tabii grafik olarak da baktığımızda şurada görüyorsunuz çok kritik yerlere gelmiş durumda Çin endeksi. Çok hızlı bir şekilde geldi. Belki buralardan bir düzeltme gelebilir. Ama büyük bir ihtimalle bu seviyelerin üzerine attığını da görmemiz söz konusu olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla yakından takip edilmesi gereken bir noktada. Buradan Euro'ya hemen geçelim. Euro'da hafta sonunda tabi Der geldi çıkan bir haber vardı. Buna göre Merkel ve Schauble bir araya gelerek Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasında herhangi bir problem olmayacağı kararına varmış gibi gözüküyor. Bu karar tabi neye dayanıyor? Bildiğiniz gibi Siriza borç affından 1953 Londra anlaşmasında Almanlara yapılan tarzda bir borç affından bahsediyor. Ee... Euro'dan çıkmak gibi bir niyetimiz yok ama borçların affedilmesi gerekir noktasındalar. Tabi Almanya'da yani Draghi işte istediğini söylesin biz yeterli çoğunluğu bulduk falan filan desin ama günün sonunda parayı verecek olan bölgede Almanya. Dolayısıyla Almanya'nın da bu tip bir borç affına sempatik bakmadığını görüyoruz. Zaten bildiğimiz bir konuydu. Burada tehlikeli olan şey şu aslında bu haber şunu gösteriyor Almanlar'da tek ...iklif var ısrar yok yani eğer borcu silme kararındaysanız Avrupa Birliği'nde sizi tutma gibi bir daha doğrusu Euro bölgesinde ısrarımız olmayacak çıkabilirsiniz noktasına getiriyorlar e, tabii bu söyledikleri kadar rahat olur mu Portekiz ve İrlanda programdan çıktılar e, ekonomik durumları çok daha iyi dolayısıyla bir e, bulaşıcılığı olmaz görüşü var anladığım kadarıyla e, Alman liderlerinde veya üst yönetiminde e, bu kadar rahat olacağını e, piyasanın bu kadar rahat davranacağını ben zannetmiyorum. Tabii burada e, kilit nokta e, aslında ECB'nin e, ne yapacağı. Çünkü Yunanistan kaynaklı bir korku diğerlerinin bonlarını da mutlaka vuracaktır. E, bir noktada Almanlar e, bu bulaşıcılığı aşmak için de ECB'nin bono almasını e, destek veriyor olması gerekir diye düşünüyorum. Örneğin OMT üzerinden veya e, başka bir e, organizma üzerinden. Ama kısa vade baktığımızda ben bu kararla e, yani Almanların bu yaklaşımıyla ve seçimlerin 25'inde olması nedeniyle 22 Ocak'ta bir kuantitatif easing açıklanmasını oldukça zor görüyorum. O konuya biraz dikkatli yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii gelen bu açıklamayla beraber görüyorsunuz aşağı yukarı 2010 seviyesindeki seviyesine dönmüş durumdayız ki buraların da kırılması ile aslında kırılıyor da çok daha büyük bir düşüşle karşı karşıya kalacağız. Bu da benim 120 senaryomu destekleyen bir gelişme olacaktır. Özellikle de bu seviyelerde bu kadar hızlı bir çözülme olması biraz şaşırttı benim. Yani bir tepki alışı tarzında bir hareket bekliyordum. Hala da buralardan olabileceğini düşünüyorum ama Almanya'dan gelen bu çok net açıklama oldukça kritik olacak. Şunu da unutmamak lazım. Evet Yunanistan tarafına baktığımızda faiz dışı bir fazla var. 2015 ile ilgili borçlanmada rahat hissedebilirler. Belirli düzelmeler var ama bankacılık sistemi hala çok problemli. Gün içinde mevduatların hareketiyle ilgili bir tablo atacağım. Hala ciddi anlamda çıkış var. Bankacılık sistemi ECB'nin desteğine daha doğrusu bankacılık sistemi Yunan Merkez Bankası'na Yunan Merkez Bankası bir kolu bir aracısı olması açısından ECB'nin desteğine mahkum. Dolayısıyla çok rahat da aslında Avrupa'yı tehdit edebilecek durumda değil Yunanistan. Her ne kadar net düzeltmeler olsa da burada ben karşılıklı bazı tavizler üzerinde anlaşacaklarını düşünüyorum. Ama Almanya'da elini çok net açıklamış oldu. Bu kararla beraber Euro'da baskının tabii artması çok doğal. CFTC tarafında tabii tatiller nedeniyle biraz... bozulmaya başladı. CFTC verileri çok da zaten update değildi. Biraz daha kötü duruma geldi. Görüyorsunuz 23'ü itibariyle yeniden short pozisyonların açıldığı göze çarpıyor. Buradan dolar endeksine hemen bir geçiş yapalım. Dolar endeksi artık şunu haftalığa çevirelim isterseniz. kırılmasını zaten çoktan netleştirmiş durumda. şu bölgedeki yükselişin neden kaynaklandığını daha önce paylaşmıştım detaylarıyla bir mailimde. Şuradaki harekette ağırlıklı olarak ki hatırlarsınız burada her zaman söylediğim gibi endeks ve doların yukarı gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Yine bu dönemin olduğunu zaten yaşıyoruz şu anda. Daha da şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Yine bu dönemi görüyoruz. Şurada da yeni yeni bir kalkışma başladı gibi gözüküyor. Şu seviyeyi dikkate alırsak işte 92 pardon 91 buçuk seviyeleri yani içinde bulunduğumuz seviyeler artık biraz direnç gösterecek seviyeler ama bu seviyeyi de muhtemelen hafif bir satıştan sonra kırmayı başaracaktır dolar endeksi diye düşünüyorum ve daha yukarı 120'lere doğru tabi kademeli gidilecek arada çok önemli başka dirençler de olacaktır 102'ler var şurada gördüğünüz gibi 96'lar var çok kolay hızlı bir yukarı hareket olmayabilir. Ama yavaş yavaş yüzün üzerine doğru da bu hareketin gerçekleştiğini göreceğiz. Tabi buradaki en büyük riskler neler? Bir ECB'nin dediğim gibi kuantitif easing'i Ocak ayında yapmaması, Euro'da sert bir yukarıya yani inme olabilir. İki Haziran ayında Fed'in faiz arttırımını yapmaması, ki ben yapacağını düşünüyorum ama arada gelebilecek olan düşük enflasyon veya enflasyonla ilgili beklentilerin çok bozulması bir ötelemeye neden olabilir gibi gözüküyor. Japon bakalım da söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Sadece 200 günlük ortalamadan çok uzaklaştığını daha önce paylaşmıştım. Bir düzeltme geldi ama çok hafif bir düzeltme olarak kaldı bu. Şimdi de yukarı seviyeleri zorluyoruz. Şurada gördüğünüz gibi yuvarlayarak söylersek 1, 121 seviyeleri eğer tekrar aşılırsa yukarıya doğru hareket sertleşmeye başlayacaktır. Ama tabi burada benim merak ettiğim aslında ne kadar euro krizine nasıl bir tepki vereceği yani Euro'da problem büyürse Japon yenine alış gelecek mi yoksa sadece dolara mı e, talep gelecek ben Japon yenine de belli bir sınırlı miktarda alış gelebileceğini düşünüyorum e, hafta sonunda e, IMF rezerv verilerini detaylı olarak paylaştım orada e, göreceksiniz bütün bu krize rağmen hala biraz dolar satışı var ki ben bunu dolar pozitif görüyorum e, ama daha önemlisi e, dolar ve Euro'nun rezerv payı yüz %80'e varıyor. Ee, buradan biraz da kaçış var. Buradan kaçışı da götürebileceğiniz para birimleri aslında belli. Ee, Japon yeni ee, Pound İsviçre <.S>. frangında çok hafif bir miktar var. Bunun dışında Kanada ve Ozi gibi diğer bazı emtiğe bazlı para birimleri. Bu açıdan baktığımda ben Japonya'nın da bütün bu değer kaybına rağmen şurada gördüğünüz değer kaybına rağmen pozisyonların azaltılmamış olmasını piyasanın tersi hareketine bağlıyorum. Rezerv çeşitlendirmede hala iyi bir para birimi Japonya'nın. Dolayısıyla olası bir krizde sert bir krizde değer kaybedeceğini değil ilk başta değer kazan olabileceğini düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımızda ise e, trend tabii ki Japonya'nın de e, daha ağır bir şekilde e, değer kaybetmesi olacaktır. E, metallere hemen gelelim metallerde e, endüstriyel metallerle e, birazdan bahsedeceğim petrolden bahsederken e, altının güzel bir yukarı hareket yaptığını görüyoruz. Aslında isterseniz cuma günü sert bir aşağıya yaptıktan sonra toparlanması pozitifti. Altın hisselerine de bakarsak orada da net bir artı kapanış yaşandığını gördük. Dolayısıyla pozitif bir gelişme. Burada tabii dikkat çekici olan şu olmalı bence altın Dolarla beraber yükseliyor. Bunu ben 3. çeyrekte çok daha net bir şekilde yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani var olan korelasyonların kırılacağını göreceğiz. Burada biraz kafamızı açık tutmak lazım trade ederken. Hani dolar yükseliyor altın düşer veya altın yükselirse dolar düşer gibi bir genel kurala uyumsuz hareketler göreceğiz. Dolayısıyla trade ederken bu önemli bu uyumsuzluğu ama şu an için hala ben bir dip yapılıp yukarı döndüğünden emin değilim. Elbette bunu düşünen yatırımcılar olacaktır ama ben daha net seviyeler görmek istiyorum bundan bahsedebilmek için. Şu anda baktığımızda gümüşün de kuvvetli bir hareket yaptığını görüyoruz ama 50 günlük ortalamanın henüz altındayız. Burada kritik seviyeler aşılabilmiş değil ama endeks bazında baktığımızda şurada hemen açabilirsek e, endeks bazında e, evet pozitif diyebileceğimiz bir e, hareket var. Biraz daha e, gümüş Öncülüğünde hareket ediyor gibi şurada görüyorsunuz alçalan tepeler var. Dolayısıyla burada e, hala hareketin e, biraz daha aşağıya gümüş lehine olmasını e, bekleyebiliriz. Kısa vadede e, altın pozitif e, ama daha gümüş pozitif bir hareket söz konusu olabilir diye düşünüyorum. E, petrol tarafında gün içinde petrolün neden daha değer kaybetmesi gerektiğini neden 45'li seviyeleri beklediğimi e, paylaşacağım. Burada... E, Yeni dipler yapmaya devam ediyor petrol yukarı yapabilir mi? Evet tepki olarak yukarıya yapabilir ama göstermek istediğim şey şu ee, insanların çok hızlı bir anladığım kadarıyla Şurada Bakın çok önemli bir hareket var. Yani bunun nedenlerini dediğim gibi birazdan mailde paylaşacağım ama e, petrolde çok büyük bir düşüş görüyoruz 86 yılına girdiğimizde. 86 yılından 90'lara kadar e, düşük seviyelerde hareket ediyor. Şurada gördüğümüz zaten jeopolitik bir gelişme. Irak savaşı hemen ardından e, jeopolitik olması nedeniyle hareketle beraber geri veriliyor. E, ve bakın yıllarca süren bir düşüşten bahsediyoruz Yani şuradaki gelişme iyi anlaşılırsa neden yine böyle bir dönemden geçebileceğimiz iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Herkesin beklentisi daha doğrusu işte Sovyetleri Rusları sıkıştırıyorlar. Amerikalılar battığı zaman petrol fiyatı yeniden yukarıya gider. Bunların hepsi doğru olabilir. Bunların hepsi olacak da olabilir. Ama petrol fiyatlarının şuradaki düşüşü daha fazla yansıttığını düşünüyorum şu anda. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçme ihtimali malimiz ki ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Göz ardı edilmemeli. Bence petrol fiyatları daha da düşecek ve düşük de kalmaya devam edecek ara zıplamaları bir kenara bırakırsak. son olarak bakıra da hemen bir göz atalım. Görüyorsunuz bakırda daha önce söyledim. Zaten şurada 2010 yılından bir düşen bir noktada çok da sürpriz değil ama şuradaki alçalan üçgenin kırılmasıyla beraber daha da net bir düşüş söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla burası da yakından takip edilmeli. Herkese iyi diliyorum.